doğaya olan ilgi, mantara olan ilgi 20 sene önceden daha başladı Bulgaristan'da. Bu işi Bulgaristan'da ilk yapanlardan biri benim dayım olduğu için yani trüf mantarı işi bize daha 20 sene önce aşılandı yani bir şekilde. Türkiye'de aşağı yukarı 9 seneden beri sadece bu işi yapmaktayız. Yani sadece Türkiye değil, bu arada hem Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Romanya, birçok ülkelerde de bu işi yapmaktayız yani. Ocak'ta başlıyoruz. Ekim'e kadar sürekli arazilerde trüf mantarı arıyoruz. Yani Ekim'le Ocak arası olan bölümde elimizdeki köpekleri yetiştiriyoruz. Yani köpeklerin iyi mantar bulması, çok mantar bulması, aynı zamanda köpeklerin performansı hep bizi aranan kan yapmakta yani. Biz bu ırka gönül vermiş, bu işi gerçekten aile geçindirmek üzere arayışa giren arkadaşlara elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yetiştirip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yetiştirdiğimiz köpeklerin performans yüksekliği çok fazla, elimizdeki damızlıkların kanı çok iyi olduğu için yavrular da anne babalarını geçiyor yani sürekli. Bu işin de epey bir zorluğu var. Çok kolay da değil, çok zor da değil. Yani bu işte daha önceden de köpekle birazcık haşır neşir olmanız gerekiyor. Hani köpeği eğitebilmeniz için her şeyden önce köpeğin anne babasının, ebeveynlerin kanının iyi olması. Yani bu normal kara avcılığında da aynı şekilde iyi bir mesela domuz avı yapan köpeğin yavruları da iyi domuzcu olur. İyi bir tavşancının yavruları da güzel tavşan kovalar yani. Hani bu iş biraz da kan meselesidir. Bizim elimizdeki köpeklerin de kanı çok eskiye dayandığı için aynı zamanda Avkıf Federasyonu'na kayıtlı bizim köpeklerimizin ebeveynleri. Yani her türlü secereli yavrularımız da mevcut. Tamamen ömür boyu ırk garantili ve çalışma garantilidir köpeklerimiz. Bu işte birazcık hani tamamen birazcık araştırmayla, kendini geliştirmeyle bu trüf mantarcılık işinin sürekli olabilir. Yani mesela ne yaparsın, araziye çıktığın zaman köpeğin ustadır, çok iyidir, zaten bulur mantarı, kazar, sana getirir, alır ödülünü gider. Mantarı hamken genelde toplamıyoruz. Bir araziye gittiğimiz zaman, yeni bir bölgede bir mantar bulduğumuz zaman o mantarı ortadan kesip içindeki renk tonu bana bu mantar olgun mu değil mi onu söylemekte. Yani ben içindeki rengine göre mantarın olgunlaşma zamanını anlıyorum ve zaten mantar en olgun olduğu zaman, aromasının en yüksek olduğu zaman, fiyatının da en iyi olduğu zamandır. Köpek ham mantarı olmamış mantarın üzerinden geçer. Onu zaten köpek bulmakta zorlaşır. Tabii onun eğitimi ham mantar kokusunu köpeğe eğitmeden köpek ham mantarı bulmuyor zaten. Herkese tabii ki de yavru sahiplendirmiyoruz. Yani zaten bu işi yapacak adam bizimle bir ay, iki ay, üç ay sürekli diyalog halinde olmuş oluyor. Köpeğin eğitimlerine daha önceden katılıyor bizimle. Yani bakıyoruz bu adam bu işi yapabilecek mi? Yani köpeği kimse de öyle bu işi yapamayacak adamlarda ziyan etmiyoruz kesinlikle. Avrupa'da bu işi yapanlar daha Türkiye'ye göre daha yaygın bu iş. Yani trüf mantarını meslek olarak yapan arkadaşlar yurt dışında çok fazla. Hani oradan da eğitime yavru alıyoruz. Yani aynı zamanda bölge tarama tespiti için de gidiyoruz Avrupa'ya da. Orada zaten tüber magnotum dediğimiz en pahalı mantarı da sürekli bulmaya gidiyoruz. Aynı zamanda 1989 Bulgaristan göçmeni olduğumuz için bir ayağımız sürekli Bulgaristan'da zaten. Daha öncesinde Türk Telekom'da Trakya bölge sorumlusu olarak çalıştım, kadroluydum. O işten istifa ettikten sonra artık kendimi ormana verdim. Yanı sıra trüf mantarıyla tanıştık dediğim gibi. Yani Türkiye'de de bu işin olabileceğini düşündük, aradık. İlk başlarda birazcık zorlandık da ama ondan sonra şu anda oldukça hakimiz bu işe Türkiye'de de. Yavrularda birincilerimiz var, yetişkinlerde birincilerimiz var, dişilerde birincilerimiz var, erkeklerde birincilerimiz var. Yani çok derece almış çalıştığımız damızlıklarımız var.